Şimdi yumurtalık kanseri için genetik yatkınlık taşıyan kişilerin saptanması çok önemli. Bu grup saptandığı zaman, çünkü bunlar da normal bir bireye oranla çok ciddi anlamda yumurtalık, hatta bazılarında meme kanserine yakalanma riskinde ciddi artışlar oluyor. Normal bir bireyde yumurtalık kanserine yakalanma riski hayat boyu %1.4 iken bir kadında, örneğin BRCA1 mutasyonu gösteren bir kadında bu oran bir anda %50'lere, %60'lara kadar yükselebiliyor. BRCA2 mutasyonu olanda da %14'lere, %20'lere kadar yükselebiliyor. Hayat boyu yumurtalık kanserine yakalanma riski, meme kanserine yakalanma riski de çok ciddi anlamda yükseliyor. Meme kanseri için tarama başarılı, ama bunlarda önleyici olarak memelerin alınması ameliyatı, yani mastektomi ameliyatı yapılabilir. Ancak yumurtalık kanseri için baktığımızda durum tam böyle değil, çünkü yumurtalık kanserine tarama çok başarılı değil. Dolayısıyla bunlarda özellikle bu tümörler normale göre bir 10 yıl, 15 yıl daha erken ortaya çıktığı için 35'li yıllar, 40'lı yaşları gelinceye kadar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu hastalar tespit edildiği zaman 35-40 yaşları arasında, özellikle aile tamamlandıktan, çocuk sahibi olduktan sonra bunların yumurtalıklarının ve tüplerinin özellikle alınması öneriliyor. Buna profilaktik salpingo-ofektomi ameliyatı veya risk azaltıcı ameliyatlar, cerrahiler de denebiliyor. Eğer BRCA2 mutasyonu varsa bu hasta grubunda, o zaman bunlar da bir 10 yıl kadar daha geç, BRCA1'e kadar, 1'e göre bir 10 yıl kadar daha geç ortaya çıkıyor kanser. Dolayısıyla bunlar da 40-45 yaşları arasında bir önleyici ameliyat öneriliyor bu grupta. Tabii diğer artmış kanserler söz konusu ise, mesela rahim kanseri, artan Lynch 2 sendromu var. Bunlarda da rahim ve yumurtalıkların alınması gibi bir ameliyat önerilebiliyor.